Şimdi sırada akıllara durgunluk veren bir haber var. İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti yaşandı. 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir kişiyi alıkoydu. Tehdit ettikleri kişi para vermeyince darp edip dere yatağına attılar. Polisin yakaladığı şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak başsavcılık hemen karara itiraz etti. Üst mahkeme serbest kalan şüpheliyle aranan şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Parçalama, polise verin. Gel parçalama, gel korkma. Alıkoydular, darp ettiler, 7 metreden dere yatağına attılar. Şehir eşkıyalarından birini polis yakaladı. Mahkeme serbest bıraktı. Başsavcılık itiraz etti. Üst mahkeme tutuklama kararı verdi. Şehir eşkıyalarının dehşet saçtığı bu görüntüler İstanbul Bahçeli Evler'de kaydedildi. Otomobiliyle seyir halinde olan Muhammed Selmo'yu mahalleden tanıdığı iki kişi durdurdu. Restoran işletmecisi olan Selmo'ya aracının satılık olup olmadığını sordu. Satılık cevabını alan iki kişi otomobile bindi. Korku dolu anlar da böyle başladı. Arka koltuktaki gaspçı Muhammed Selmo'nun başına silah dayadı. Aracı bizim istediğimiz yere sür diyerek tehdit etti. Issız dere yatağına geldiklerinde saldırganlar 4 kişi oldu. Gaspçılar Muhammed Selmo'dan yüklü miktarda para istedi. Olumsuz yanıt alan saldırganlar Selmo'yu darp etti. Aralarına alıp dakikalarca dövdü. Havaya kaldırıp yere vurdu. Selmo'nun 5700 lirasını, gümüş takı ve cep telefonunu da gasp ettiler. Para alamayan gaspçılar Selmo'yu 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. O anlarda bir vatandaşın cep telefonu kamerası da kayıttaydı. Ağır yaralanan Selmo ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vurma, polise vereceğiz. Polise vereceğiz, bekle. Kimlikleri belirlenen saldırganlardan Serkan Koç yakalandı. O da sevk edildiği Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakıldı. Ancak karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ve bir üst mahkemeye başvurdu. 3. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi serbest bırakılan şüpheli ve diğer 3 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Diğer saldırganlardan Görkem Bedir'in askere gittiği belirlenirken diğer ikisinin yakalanmasına çalışılıyor. Şimdi İstanbul'da yaşanan bu gasp dehşetinin hukuki boyutunu hukukçu konuğum ceza hukukçusu Profesör Ersan Şen'le ele alacağız. Sayın Ersan Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bayan Hanım. İyi yayınlar. Hemen sorularımı sormak istiyorum. Şimdi olaya da baktık, biraz önce de haberimizde de aktardık. Savcılığın itirazıyla yeniden yakalama kararı çıktı malum. Ama ilk etapta bunları yapanlar neye göre salıveriliyor? Şimdi olayın görüntülerine baktığımızda tabii mağdurun da beyanı alınmış. Dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Bu basına yansıyanlardan karşılaştığımız bu meselede. Bir defa şahsın hürriyeti tahdit ediliyor, tehdit ediliyor. Hürriyet tahdit nitelikli. Yine beyanına göre, o beyanının tabii dosya yansımasına nasıl bakmak lazım. Nitelikli yağma var, birden fazla kişi birlikte saldırıyor. Bir darp var, darp hadisesi bir yaralama. Görüntülere yansıyınca bu daha etkili oluyor. İnsanın gördüğünde tabii kanı donuyor derler ya, öyle bir vaziyet ve daha sonra karşı koymaya çalışıyor. Süreklilik var ve daha sonra 7 metre olduğu söylenen, tabii biz onu ölçemiyoruz, dere yatağına şahıs atılıyor. Yani bu öldürme kastı var mıdır yok mudur diye baktığınızda ölürse ölsün diye de atmış olabilirler. Çünkü bir insan 2 metre 3 metreden de atılırsa, düşerse boynu kırılır, hayatını kaybedebilir veya felç kalabilir. Neticede neresinden tutarsanız tutun olabilecek bir mesele değil. Yani çünkü dikkat ederseniz bayağı da şahsı kontrol altına alıyorlar, oradan oraya götürüyorlar. Efendim işte döveceğiz diyorlar bu görüntülerin yansımasında. Tabii bu şahısların yakalanması, kaçak vaziyetler, Temmuz ayında olduğu anlaşılıyor yine basına yansıyan bilgilerden. Tutuklama tedbirinin şartları uyuyor. Gördüğümüz kadarıyla da ilk başta adli kontrol yeterli görülmüş. Bizde adli kontrol ile tutuklama aynı şartlara sahip. Ölçürlük ilkesi gereği adli kontrol tercih edilir. Hakimliğin ilk kararını yerinde bulmayan, görmeyen, itiraz etmek isteyen savcı itiraz etmiş ve bunun üzerine bir sonraki suç ceza hakimliği
tutuklama amaçları deriz ama onun adı yakalama kararıdır. Yakalama kararını çıkarmış. O yakalama kararının gereği yapılacak. Yani ne söyleyelim, yani bu görüntüler basına yansıyanlar doğruysa kabulü mümkün olmayan bir hadise. Şehrin göbeğinde işte bir insanı derdest ediyorlar. Bu şekilde bir muameleye tabi tutuyorlar. Yani siz sorun. Yani hani şunları söyleyebiliriz. Ne var burada derseniz, şu görsele baktığınızda hürriyete tahdit var. Tehdit var, hakaret var, darp, yaralama var, süreklilik var, peki birden fazla kişi. Bunlar yeterli değil mi? Yani burada bir hukuki boşluk mu var, yoksa uygulama sıkıntısı mı var? Boşluk yok. Boşluk yok burada. Sadece kanunun değerlendirilmesi diyelim. Dosya içeriğini görmek lazım. Biz hani devam eden bir soruşturma süreci veya davaya da dönmüş olabilir, bilemiyorum. Hakimi şu veya bu şekilde buradan hani nitelendiremeyiz. O isabetli olmaz. Ancak bir boşluk yok. Yani ceza muhakemesi kanunun 100. 101. maddelerine baktığınızda tutuklama tedbirini düzenler. Anayasa 19. maddesi de öyle. Ölçüllük gereğince de adli kontrol vardır. Yani adli kontrol 4 halde uygulanır. Onu size söyleyeyim. Yaşlılık, efendim işte hastalık, uzun tutukluluk, bir de verilmesi muhtemel cezanın ağırlığına göre. Bizde şimdilerde delillerin yeterli olup olmamasına göre, kuvvetli olup olmamasına göre adli kontrolün tercih edildiği görülmektedir. O yanlış. Bunlardan birisi olursa ancak adli kontrolü siz tercih edersiniz. Ama ilk başta tercih etmeniz gereken adli kontrol. Ama şu yansıyan hadiselerden deseniz ki ya hoca senin önüne gelse ne yapardın? Tutuklardım tabii ki. Tutuklardım yani neticede böyle görüntüye yansımış bir hadisede. Haklılık payı olsun olmasın hiç önemli değil. Bir insana bu şekilde muamele edilmesi tabii doğru değil. Orada dikkat ederseniz polisi arayacak, polis gelecek. İşte bir takım böyle sesler de duyuyoruz. Ama tutuklama tedbiri tatbik etmemiş hakim de adli kontrolü tatbik etmişse o da onun dosya içeriğine göre tercihidir. Çünkü tutuklamayla adli kontrol aynı şartlara sahip. Savcının itiraz hakkı vardır. İtiraz etmiş. İtiraz üzerine de yakalama kararı çıkarılmış. Umarım adalet yerini bulur. Yani şu anda söylenecek söz bu. Tabii ki hepimizin temennisi bu yönde. Ersan Hocam sizi bırakmayacağım. Yine sorularım olacak. Şunu da evet, merak ediyorum. Malum tabii her dava kendi içerisinde ayrı özelliklere sahip. Evet. Ama baktığımız zaman bu tarz olayları aktardığımızda genellikle serbest bırakılıp daha sonra savcının itirazıyla tekrar yakalama kararı çıktığını biliyoruz. Peki bu alanda caydırıcılık sağlamak için hukuken ne yapılabilir? Şimdi siz bir defa tutuklama tedbirini cezaya çeviremezsiniz. Tutuklama bir tedbir ama ceza muhakemesi kanununa şunları koyabilirsiniz isterseniz. Bunlardan birincisi, tutuklama tedbirinin şartları bizde çok zor ama uygulanması kolay. Bir de tutuklama tedbirinin uygulanması da oyanın bizde bir yeknesaklık yok. Bakıyorsunuz bazen soruşturma başlıyor. Özellikle örgütlü dosyalarda, siyasi içerikli olanlarda da bunu görüyoruz. Soruşturmanın başında insanlar tutuklanıyor, dosya gizli, bir yıl tutuklu kalabiliyor. Ama bakıyorsunuz hadise ağır, suçüstü vaziyet var veyahut da o vehamete ilişkin somut deliller ortaya koyulmuş. Tutuklama tedbirinin tatbik edilmediğini görüyorsunuz. Şimdi tekrar şunu söylemek istiyorum ki tutuklama ile ilgili ceza muhakemesi kanununda boşluk var mı derseniz iki hüküm koyulabilir. Bir, tedbir tutuklaması, yani suç işleme ihtimalinin, devam eden suçları işleme ihtimallerinin kuvvetli olduğu durum. Bunun İtalya'da var. İkincisi de infial oluşturan hadiseler. Özellikle görüntülere yansıyanlar bunu tetikliyor. Ama şu eleştiriyi de yapmak istiyorum. Sosyal medya üzerinden, bu hadise için söyleyemem belki bunu çünkü Temmuz ayındaki hadise sosyal medya üzerinden değil de bu basına sonradan anladığımız kadarıyla yansımış. Sosyal medya üzerinden şu tutuklansın, bu tutuklanmasın gibi adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs diyebileceğimiz, yargıya müdahale içerebilecek bir takım böyle hashtagler oluşturulup insanların tutuklanıp tutuklanmaması yönünde çabaların olduğunu görüyoruz. Bunlar bazen iyi sonuçlar verebilir ama yargı bir, bunlarla hareket etmemeli. İkincisi, tutuklanmaması gerektiği halde veya tutuklanması gerektiği halde sırf sosyal medya veya birileri istedi diye de siz yargının yetkisini kullanmasını bekleyemezsiniz. Yargının da bu tür bir şekilde harekete izin vermemesi lazım. Tekrar söylüyorum, ceza muhakemesi kanununda tutuklama tedbiriyle ilgili şartlar fazlasıyla var. Hatta şüpheliyi sanığı koruyacak biçimdedir. Bizde tutuklama gevşektir, kolay uygulanır. Ancak bazen şaşırtan şu, şimdi böyle bir hadisede tutuklama tedbiri çıkmayıp da buna çok yaklaşmayacak derecede hadiselerde tutuklama tedbiri uygulandığında insanlar tabii şunu söylüyor, ya diyor bu tedbir niye yeknesak uygulanmıyor? Bir de adı üstünde tedbir,
Yani ceza yargılamasında delil elde etmek ve veya adaletten kaçmayı engellemek amacıyla siz tutuklama tedbirini uygularsınız. Yoksa tutuklama bir tedbirdir, ceza değildir. Bunlardan örneğin yağma suçu katalog suçlardandır. Mesela burada şahıs anladığımız kadarıyla bazı eşyasını kaybettiğini veya alındığını söylüyor. O kapsamda tabii bunun tespiti dosyada var mıdır yok mudur bakmak lazım. Ama şöyle bir toparlama yapacak olursak Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk'ünde tutuklama denilen tedbir sorunludur. Bu sorunun kaynağı kanun değildir. Bu sorunun kaynağı anayasa değildir. Bu sorunun kaynağı anayasadır, toplumsal beklentilerdir. Çünkü insanlar tutuklamayı bir ceza gibi, yani eğer o risk tutuklanmazsa burada insanların yüreği rahatlamıyor diyelim. Yani bunu bir ceza gibi görüyorlar. Ya beraat etti, kurtuldu değil. Esasında yapılması gereken adaletin hızlı tecelli etmesidir, geciktirilmemesidir. Yargılamanın en iyi şekilde yapılması, yani delillerin en iyi şekilde toplanıp değerlendirilmesidir. Ama bakıyoruz biz basına yansıyan hadiselerde, geçenlerde de gördük bunu. İşte önce bırakılıyor, sonra tekrar yakalama çıkartıyor, bu defa tutuklanıyor ve sosyal medya üzerinden de şu yazılıyor. İşte ayıp olanlar veya olmaması gerekenler bunlar. Sosyal medya mahkemesi. Ne kadar çok Twitter atılırsa, tweet atılırsa efendim işte bu kişinin tutuklanması veya tahliyesinin yolu açılır. Bunlara bağımsız tarafsız yargının asla prim vermemesi ve izin vermemesi gerekiyor. Yani biz somut olayın özelliklerine göre kanunu kitabı birileri istedi diye değil, doğru dürüst amacına uygun tatbik etmek zorunda olduğumuzu yargı mensupları olarak bilmek durumundayız. Peki hocam, sosyal medyanın gerçekten bu kadar büyük bir etkisi var mı yargı üzerinde? Şöyle var, görüyorsunuz bir insan diyelim ki bir hadiseyi görüntülerle verdiğinde önce o hadisenin sıradan bir vaka olarak değerlendirildiğini, ardından o büyüyen tepkiler sonrasında birilerinin de tabii diyelim ki bu konuyu ısrarla gündeme getirmesiyle siz söylediğiniz biraz önce serbest bırakılan yakalama kararıyla yakalanıp tutuklanabiliyor. Şimdi bir akla gelen soru şu: bu şahıs tutuklanmalı mıydı baştan, tutuklanmamalı mıydı? Eğer tutuklanması gerekiyorsa niye tutuklanmadı? Eğer sonradan tutuklandı, tutuklanmaması gerektiği halde niye tutuklanıyor? İşte siz bir serbest bırakıp bir tutuklarsanız, bu aynı hadise biliyorsunuz geçenlerde yine Güneydoğu'da Batman tarafında bir hadisede bir çavuşla ilgili geldi. Bir tecavüz iddiası da başlayan yargılama sürecinde işte önce bırakıldı, tutuklandı, sonra serbest bırakıldı, kıyamet koptu. Ben de dedim ki ya bir sakin olun, dosya içeriğine bakın. Ama insanlar yargı doğru karar verse de şöyle bakıyorlar meseleye, hemen tarafçı bakıyor, algıyla bakıyor. Şu olduğu için, bu olduğu için bırakılmıştır. Olması gereken belki de odur. İçini bilmiyor. Onun merak da etmiyor. Esas onun için sloganik. Yani orada şu sebeple yaptılar. Mesela en son bir hadise oldu. İşte birkaç gündür devam ediyor. Siz de haberlerinizde veriyorsunuz. 6 yıl aradan geçmiş. Bu gözaltılar neyin nesi? Bu nereden çıktı? Evet. Artık yargıyı siyaset üzerinden veya yargıyı toplumun dilediği gibi yönlendirebileceği bir mekanizma, yani bir vasıta gibi görme alışkanlığının toplumda tehlikeli bir şekilde yaygınlaştığını görüyoruz. Biraz önce yine gösterdiğiniz bir hadise dikkatimi çekti. Yine bizim bir semtimizde silahlı çatışma, silahlı kavga olmuş. Yani bunlar hayra alamet işler değil. Yani bunların tabii toparlanması, düzenlenmesi için sadece kolluk veya yargıdan da beklemek tek başına haklılık payı olmaz. Neticede sizin başka sosyal iktisadi sorunlarınız, toplumsal sorunlarınız vardır. Bunların önüne geçmek gerekir. Dolayısıyla şöyle toparladığımızda meseleyi şu hadise üzerinden bireysel sorduğunuzda, burada tutuklama tedbiri tatbik edebilir mi? Evet, etmezse birisi adli kontrol tedbirini tatbik ettiğinde vay burada işte adalet yerini bulmamıştır, nasıl tutuklanmazdır diye feryat figan edemezsiniz. Adli kontrol tedbirini uygularsınız, yurt dışına çıkış yasağı koyarsınız, ev hapsi verirsiniz, efendim işte kefalet koyarsınız. Önemli olan orada şudur: adaleti hızlı tecelli ettirip eğer bunlar bu suçu işlemişlerse cezalarını layıkıyla verip çektirmek meselesidir. Ama insanlarda şöyle bir rahatlık oluyor. Efendim tutuklanırsa tamam, 10 gün sonra ne oldu bırakıldığında, onu hiç kimsenin umursadığı yok. Bir ay sonra bırakıldı, ne oldu? İşte önemli olan bu değil. Önemli olan, esas olan o tutuklama tedbirinin şartlarının oluşup oluşmadığı değil. O yargılamanın esası da değil. Ama tekrar söylüyorum, tutuklama tedbiri konusunda çok mu millet beklenti içinde? İki hüküm daha koyarsın. Bir, tedbir tutuklaması. Yeni suç işleme ihtimali bulunanları o kapsam alırsın. İki, toplumda infial. Eski ceza muhakemeler usulü kanunda olan hükmü getirirsin. Ama bu neyin önünü açar? Bu defa herkesi tutuklarlar. Yani anlatabildim mi? Yani zaten tutuklama tedbirinden... Evet, çok iyi anlattınız hocam. Tutuklama tedbirini daraltmaya çalışırken bunun da önünü açmamak. Yani etki tepkiyle
kanun düzenlemeleri yapmamak gerekir. Burada olması gereken hak eden kişiye tutuklama tedbirini tatbik edeceksiniz. Ama asıl olan, esas olan suçun önlenmesi, ama işlenmişse de delillerin en iyi şekilde toplanıp kimse suçu işleyenler bunların layık oldukları cezalarla cezalandırılmalarını sağlamaktır. Şimdi Ersan Hocam, bu konuda bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ediyorum ama bırakmayacağız hemen sizi. Bir haberimiz daha var. Onu verelim. Ardından sorularımız yine olacak size.